Selamun Aleyküm Tekrar Hasan abi. Bir sorum olacak abim. Artık ne zaman e, zamanınız müsaade olsun cevap verirsiniz. Onu size abi bırakıyoruz inşallah. Abi Cenab-ı Allah sonsuz. Zatı da sonsuz. Ama onun arşını taşıyan melekler var. Nasıl oluyor abi? Sonsuzun eee olduğu arşı taşıyan e, taşıma durumu ne demek abi? Yani Allah sonsuz. Ama onun arşının hamaleleri var, melekleri var. Bu nasıl oluyor abi? Onu nasıl taşıyorlar? Bunlar alakalı bir abi şeyiniz var mı, temsiliniz var mı? Allah'ın izniyle. selametle abi kolay gelsin. Aleykümselam selam Mustafa. Ee, şöyle bir misal vereyim. İnsan sonludur çünkü mahluktur. Ama e, bir vasfı var ki e, sonsuzu sonsuzdur. Nasıl yani? Şimdi hadisi kutsisinde kainata sığmadım. Beni seven müminin kalbine sığdım diyor. Peki ben şu anda konuştuğum bina İstanbul içinde. Bu bina İstanbul'dan büyük olur mu? Olmaz. Ben kainatın içindeysem kainata sığmayan bana nasıl sığdı? Gibidir melaikede. Çünkü insanın mahluk olan tarafı hep ona emanet verilmiştir. Peki insan kimdir? Bunun dışındadır. Emanet alandır. Peki haşa vacip midir? Haşa haşa. Hayır. Gidersem içeriye doğru dışarıdan meleklere geleceğim. Benim gömleğim benim adetim gir içeriye malum benim vücudum benim hayatım benim aklım benim ruhum bu de, ben diyen sensin bu ben denilip sahip çıktığı her şey emanet ruh da emanet mahluk o ben diye mahluk değil peki vücudu mahluk mudur değildir peki kendisi vacip midir hayır buna buna berzah deniliyor ne neye benziyor bu Mesela e, karpuz çekirdeğine kimse karpuz parası vermez. Ama yoklukta değil. İlmi vücuttur. E, i̇nsanda misal vereceğim meleklere. Yani insan kendisine vücut rengini verse ademe düşer. Yani yok olur ve e, basitleşir. Kendine vücut verme. Peki ne oluyor? Nihayetsiz sende tezahür ediyor. Mesela kendinde cüzi kudretini, Allah'ın kudretini, kendindeki cüzi ilimle Allah'ın ilmini idrak içindir. Başka? Kendinde bir beka var. Yok mu beka? Bu beka duygusu fani midir? Değildir. Ama bende var. Niye vermiş bunu? Baki anlamak için. Bendeki beka duygusu fani değildir. Sonsuzdur ama muayyen değildir. Peki bizim kafamız niye böyle e, anlamıyor? E, akıl kainattaki ilişki ve çelişkileri çözer. İlişki göz çiçek arası münasebete. Karanlık aydınlık çelişki. İşte akıl üstü olduğu için Atsin'i idrak etmek. Beka, ebed. Bu akıl bunu yorumlayamıyor. Dolayısıyla akıl ya vardır ya yoktur şeklinde çalışıyor. Kainatın içindeki bir sistem olduğu için elektrikte de artı eksi artı eksi en nötr de var. Dolayısıyla biz bunu akılla çözmeye kalktığımız için e, garibimize gidiyor. Zorlanıyor. İnsan e, insan kendisinde böyle bir bekanın cilvesi var. Kimi taşıyorsun? Hı? İman sende var mı? Var. İmanın bir sureti var. Dışarıdan böyle e, e, dışarıdan yapacağım. Kalem kağıdın varsa bunu yaz durdur. İmanın sureti gir içeriye. İmanın kanuniyeti gir içeriye. İmanın hakikati gir içeri. İmanın mahiyeti. İmanın sureti eylemdedir. İmanın kanuniyeti insandadır. İmanın hakikati esma yusna ve sıfattadır. İmanın mahiyeti Allah'tadır. Allah'ta olan tarafı mahluk değil. İnsanın Kanuniyetinde mahluktur. Eylemde fiilde gözüküyor. İman nasıl fiilde gözüküyor? Bazı şeyleri yapmıyorsun. Bazı şeyleri yapmıyorsun. Yapmıyorsun, yapıyorsun. Peki diğer arkadaşların yaparken sen niye yapmıyorsun? İmanın iktizası. Peki bunlar... Bu iman... iyi dinle şimdi. İmanın mahiyeti... Mahluk değil. Sende var mı? Var. Peki... İmanın içerisini karpuz gibi yarsan kim var içinde? İman esmadan gelmemiş. İman sıfattan gelmemiş. İman şunattan gelmemiş. İman imanın içinde kim var? Şöyle misal vermiştim hatırlarsın Kırıkan'da. Otobüs şoförüsün ama çok büyük bir otobüs. Sen şoförsün. İlk binen Adem Aleyhisselam. Fesubana. Neyse dersin. Sen şoförsün, senin arabanı biniyor, sana teslim oluyor, hayatiyetini sana vesile ediyor. Sonra 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, bilimin söylediği 120 milyar insan toprağın altında hepsi binse, en sonunda Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam binse, Ya Mustafa, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, ebeden, daiman salimen diye sana selam verse, senin otobüsüne teslim olsa ne hissedersin sen? Resulullah senin otobüsüne biniyor. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Sıdık radiyallahu bunlar ümmet binse, Müslümanlar kimse kalmasa yani bütün herkes mü iman edenler binse. Sen de onda onun şoförü olsan ne dersin. Çok garip değil mi? Yani bunu tanımlayabilir misin? Allah Resulüne verdiğin değer, değer cinsinden bir latife aktif olur. Mahluk mudur bu? Nereden çıktı bu? Resulullah'ı nasıl taşıyorsun? Resulullah, e, kainatın çekirdeği, onun e, onun muhabbetini taşıyorsun. Şimdi ben sana devam ediyorum. misal Şimdi şoförlük yapıyorsun. Kimi taşıdın? Bütün 124 bin peygamberi. O anda ne hissediyorsun? İşte iman böyle de değil. İman Allah'ı taşıyor. İman nasıl Allah'ı taşıyorsa meleklerde de Allah'a böyle taşıyor. Çünkü melekler perdesiz esmanın meratibidir. Ama esmaların her bir esmanın farklı muayyen tecellisini hulasasına melek demişiz. Onlar da ifrat tefrit olmadığı için vasat'tır. Sen de nasıl beka arzusu varsa o meleğe de o esma tecelli ediyor. Yani sen de bir elektrik düşün, elektrik. Elektrik neyi taşıyor? Süpürge makinesini taşıyor, fırını taşıyor, celaskalı taşıyor, bilgisayar. Yani elektriğin cihaz olarak taşıyamadığı bir şey yok. Ama kendisi yok. Tutamazsın, hacmi yok, kütlesi yok. Elektrik. Mesela insanın içsel alemi. İşte Allah'ın bizdeki beka, ebed verdiği cilvesi. 4. şu Şuad'ı anlatıyor. Bizde var mı? Baki Zülcelal'in bize verdiği esma. Peki içinde kim var? İçinde Allah var. Vedud ismine mazar olan bir kısım evliyalar diyor. Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda vacibül vücudu seyrediyorlar. Mektubat 19. Yani bizim zorlanma bir daha söyleyeyim. Bizim zorlanmamızın sebebi olayı sıf akıl cihetiyle çözmeye çalışmaktan kaynaklanıyor. i̇mam Gazali, İslam toplumunda inkişaf bile edeyim diye İslam toplumunda bile engeller varmış. Mağaraya girmiş, 10 sene mağarada kalmış. 10 sene i̇mam Gazali ne kazanmış? E, beyanat vermiş. 10 senede kazanımını iki cümleyle ifade etmiş. 1- Vesveseye düşer olmayacağımı bilseydim mağaradan çıkmazdım. 2. Her şeyi akılla izah edenler, izah etmeye kalkmaya çalışanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar diyor. Ee, akıl, benim aklım derken bu benim aklım diyen akıl mıdır? Akıl alettir. İşte beka arzusu akılla çözülmez, izah edemez ama var sende, var. Daha arkaya gidiyorsun. Peki bekanın içinde ne var? Yani bir esmanın cilvesi. Ee, mesela gün neye benziyor? Güneşin fotonu. Güneşin fotonu tutulur mu tutulmaz. Ne kadar fazla? gözükmez. Peki güneşi tazamun ediyor mu? Taşıyor mu? Taşıyor. Güneşin fotonu yedi tane rengi tazamun ediyor mu? Heh. Senin e, senin esmaya mazariyetler de böyle oluyor. Melekler de böyle esmaya mazar. Geç olduğundan kusura bakma. Günün meselelerine Müslüman kardeşlerime ile alakalı tespitlerin bir kısmı, çok az kısmını böyle yan yapıp gönderiyorum ki bu korku pompalarına gelmesinler diye e, sakin olsunlar, rahat olsunlar. Cenab-ı Hakk'a teslim bir, tevekkül iki, Allah'ın icraatına itimat ve Allah'a kanaat. E, bir ders yayınlanacak inşallah, daha şey olmadı. Korku çıtanı yani seviyeni yüksek tutarsan mesela 5 derece 6 derecede bir korku bir şeyden korkarsan bir ikinci korkudan hiç rahatsız olmazsın. O korkunun seviyesini anlatan bir ders yayınlanacak inşallah. Ee, şu biz bu dünyaya lezzetle safa sürmek ve dünyaya dünya için gelmemişiz. Hastalar Risalesi 25. lema Allahu Alem galiba 3. devada anlatıyor. İnsan insan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmediğine diye söylüyor. Demek ki biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya gelmişiz. Endişemiz bu. Allah'ın rızasını kazanma ve kaybetme davası başımıza açılmış. Korku çıtasını buraya getirirsen bedensel korkular seni kadar pek etmez. Çünkü buraya bedensel bir toprağa girip girmem. Ölüm, dirilmek ve ölmek Allah'ın işidir. Yuhi ve yumit odur. Benim endişem çitamı oraya yükselteceksin. Yani korkma demekle olmaz. Çitayı ancak yükselteceksin o zaman olur. Ben bu dünyaya niye geldim? Koronadan kurtuluşun çaresi bunun cevabıdır. Yani hayatına ben nereden geldim? Bir. 2. Ben nereye gidiyorum? 3. Necim? 4. Burası neresi? Ee, sade tarihci bir sebep vuku buldu. konuşmam buradan kesiyorum. Mustafa Kırıkan herkese selam ediyorum. Canım kardeşim. E, bu e, şey yani şu son cümlemi söyleyeyim çıkayım. E, beşer işte laboratörler şudur budur. Kimse ölüye hayat veremez. Sebep olabilir ağacı dikmek gibi yumurta kuluçkadan çıkarmaya vesile olmak gibi. Benim bir misalim vardı ya çocukken köyde yumurtayı affedersin biz köylüyüz makinamız yoktu. Hayvan pislediği zaman sığır o sıcak ya karnından çıkmış sıcak bilmem ne onun içine çocuktuk yumurtayı koyardık bir yere saklardık öyle hayvanın gübrelerini yığardık üzerine çocuktu da yani dene. Ondan sonra 21 gün sonra onu eşelerdik. 5-6 tane yumurtayı kırardık biz. 3-4 tane civciv çıkardı. Şimdi o civcivi çıkartan bilmem şey midir? Ben miyim? Değil. Bu sebeplerden bir sebeptir. Sebep sonuçla beraber olduğu için buna ittiran deniliyor. İnsan faiz zannedilmiş. Kimse hücreye, ölüye hayat veremez. Koronaya. Laboratuvarda yapım. Laboratuvarda yapmak benim gübrenin altına civcivi çıkarmak gibidir. Tamam. Dolayısıyla biz çıtamızı şeye koyuyoruz. İmanı kazanma veya kaybetme davası başına açılmış bir insanın dünyanın bütün servetini verse, imanı kaybetse onun boşluğunu doldurabilir mi? Biz değil bu dünya, biz bu dünyaya bu dünya için gelmedik ki. Biz rıza ile kazanıp çekiteriz olacağız. Ama Allah ne iletirse çık o biliyor, o karar veriyor. Hadiseler bizim dışımızdaki hadiselere Allah'ın adaleti, Allah'ın merhameti, inayeti ve e, noktasına bakmalısın diye Kastam'da bir mektup var. Tekrar geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.